Bugün sizlerle çok güzel bir haberle birlikteyim arkadaşlar. Güncelleme geliyor. Artık kara saldırısı yapan arkadaşlarıma müjdemi vermek istiyorum. Bu arada kanalın girişinde hemen yapayım. Hepinize merhabalar ben Burak Güvenç. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Valla oyuna güzel bir denge gelecek. Yani hava saldırıları çok ön plandaydı. Bugün gelen güncelleme hakkında her şeyi sizlere göstereceğim detaylı bir şekilde arkadaşlar. Artık hava saldırılarından gına gelmişti. Ben hava saldırısı kullanıyorum ama herkes hava saldırısı kullanıyordu. Kara saldırısı bayağı bir geri planda kalmıştı ve bu da işin tuzu biberi olmuştu. Oyunun zevki kaçmıştı. Sürekli her yerde hava saldırısı görüyorduk yani. Açıkçası oyunun dengesi bozulmuştu arkadaşlar ve videoların içeriğinde de sürekli hava saldırıları görüyordunuz. Ama artık buna son. Artık kara saldırılarını bol bol göreceksiniz. Çünkü artık yeni meta bence kara saldırıları olacak arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Kanalımız bir Duraksama döneminde sizlerden destek bekliyorum. Tekrardan canlanalım, tekrardan büyüyelim istiyorum arkadaşlar. Savunma birliklerine de yükseltmeler geliyor. Bu arada bence geç kalınmış bir güncelleme. Ne zaman geleceğini tam bilmiyorum. Belki siz bu videoyu izlerken güncelleme gelmiş bile olabilir. Ama klon oyunları varken şu an güncelleme geleceğini pek düşünmüyorum arkadaşlar. Biraz daha zamanı olacaktır. İsterseniz detaylara yavaştan geçelim. Başlangıç olarak binalardan başlayalım arkadaşlar. Köy binası 14 belediyemizde laboratuvarda yükseltmelerimiz var. Birliklere yükseltmeler geldi. Bunun dışında kışla ve kara kışla e, askerlerine yükseltme geldi yani. Onun dışında ordu kamplarında bir artış söz konusu. Bunun da bilgisini vereyim ve ilk askerimizle başlayalım. Binici madenci yapan arkadaşlarımızın gözü aydın diyorum ve madencinin yeni görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ellerinde mor kürekler olan madenciler var. Görseli gayet güzel. Aslında Köy Binası 14'te yeşil sarı tonları vardı. O yüzden birazcık mor tonları da vardı. O yüzden mor tonları kullandığını düşünüyorum. Ve yeni görselin gayet güzel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Gelin özelliklerine bakalım. Şimdi arkadaşlar madenci de saniye başına hasar 8 arttı. Onun dışında canları da 100 puan artmış durumda. 400'de üretme iksiri eklenmiş zaman olarak 2 dakikada çıkıyor arkadaşlar. Bunlar özellikleri 17 gün süren bir yükseltme süresi var ve 17 milyon 500 binde iksir gerekiyor. Bir sonraki birliğimiz binici. Binici madenci dedik tabii ki. şimdi burada da binicilerde saniye başına hasarda 13 artış olduğunu görüyoruz. Canda 110 artış madenciye göre biraz daha fazla bir can artışı var. E, üretimde de 20 kara iksir eklenmiş. Valla üretim köy binası 14'te zaten çok da önemli değil arkadaşlar. Ganimet bol bol elinizde birikiyor. 17 gün süren bir yükseltmesi var. Yine bekleyeceğiz. Köyler tam fullendi dediğimiz anda tekrar bir güncelleme geliyor. Valla nereye kadar? Bir an önce altın bilet falan alanlar köyü max diyor. Biz de bekle babam bekle. Köyü maxlayacağız diye bekliyoruz. Her şey fulleniyor. Sonrasında güncelleme geliyor. 320 binde kara iksir gerekli. Hemen bir sonraki askerimiz demeden önce binicinin görseli de bu şekilde. Ellerinde yeşil sarı tonlarında çekiçleri var arkadaşlar. Belediye binası 14'ün tonlarını direkt almışlar. Ben biniciyi çok seviyorum ya. Eskiden beri en sevdiğim birlik benim binicidir. Valla en sonki güncellemeden sonra binici madencinin özelliği düşünce valla üzülmüştüm arkadaşlar. Hava saldırılarını zaten fazla yapıyorum ama kara saldırılarında da birinci madenciyi severdim. Evet goleme de bir yükseltme geldiğini görüyoruz. Ee, saniye başına hasarında 5 puan artış var. Onun dışında diğer özelliklerini görüyorsunuz. 400 puanlık da bir can artışı söz konusu. Kara eksir olarak 75 fazladan kara eksir vereceksiniz. Ee, onun dışında 17 gün süren bir e, yükseltmesi var 320 binde kara iksir gidiyor Açıkçası cadıya seviye gelmemesi de Beni birazcık şaşırttı Diyebilirim golemin görüntüsü Yem yeşil olmuş arkadaşlar Aslında bence e, Böyle şey yapabilirlerdi ya e, Şimdi bakınca aklıma geldi Tüm e, üzeri yeşil e, Onun üstünde böyle tırtık tırtık Parçaları var ya onlar sarı olsaydı Görseli bence çok daha başarılı Olurdu Tabii ki ta, e, Takdir süperselin Yeti, Yetinin yükseltmesi gelmesi de beni çok mutlu etti. E, klan kalelerine Yet alıyorduk arkadaşlar. Yeti Walker'ı alıyorduk. Belediye binasını aldıktan sonra daha fazla hasar vereceğiz çevredeki e, savunmalara diyebiliriz. Yetimitlerin sayısı da artıyor. Hemen bakalım. Saniye başına hasarları 20 puan artmış. Canları 200 artıyor. Onun dışında üretmek açısından 2000 fazladan iksir gerekiyor. Yetimitlerde de bir tane dediğim gibi fazla artış bulunuyor. 18 gün süren bir yükseltmesi var. 18 milyon da iksir istiyor. Bir çekiç vurulur değil mi? Yetinin hakkı çekiçtir diyebiliriz. Görselinde çok fazla değişiklik olmamış. Sadece üzeri biraz daha karanlıklaşmış arkadaşlar. Tonları daha koyulaşmış. Aslında burada da yetiye de keşke bir değişiklik yapıp mavi tonlar yerine yeşil kullanıp Yetimitleri de sarı yapsalardı daha güzel olurdu. Yani her belediye binası için askerlerin de renkleri ona uyumlu olsa bence daha güzel olur diyebilirim. Ama o zaman da galiba bütün askerler karışır arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Hepsini ölçüp biçmişlerdir diye düşünüyorum. Evet atıcı bir sonraki e, askerimiz seviye gelecek 96 e, özelliği vardı saniye başına hasarında. 6 puan artışı var. Can olarak da 70 puan artmış. Atıcılar da köy binası 14'te baya bir güçsüz kalmıştı diyebilirim. Hani yeti atıcı şifacı saldırılar oluyordu ama yetilerin gücü sayesinde atıcılarda birazcık iş yapıyordu. atıcılara destek gelmesi gayet güzel olmuş. 25 ekstra kara iksiri mevcut. 17 gün 12 saat süren bir süresi var. 320 binde kara iksir istiyor. Ulan 2 tane birlik yükseltsek bir ay ya. Vallahi şaka gibi. Her türlü bizi altın bilet almaya zorlayacaklar gibi ama inadını almamaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar atıcının görseli de bu şekilde. Yeşil tonlarında noktalar eklenmiş attıkları taşlara. Ee, bu arada süper atıcılar da var. Onlara da geleceğiz. Sırası var. Şimdi. Savunma birliklerinden baktığımızda X yayına seviye geliyor. Bir de Havan'a gelecek arkadaşlar. Onun da görseli var. Onu da göstereceğim. X yayının 19 gün, bir, 19 gün süren bir yükseltme süresi var. 15 saniye başına hasarı artmış. Can olarak da 300 puan artmış. Valla kraliyet şampiyonu gönderdiğimizde X yayını alması biraz daha Zor olacak diyebilirim 18 milyon 500 binde altın ihtiyacı bulunuyor yani açıkçası kendi fikrim şöyle bir ilerleme yapacağım ee, savunmaları galiba çekiçlemem savunmaları normal basarım çünkü zaten zamanımız var onun dışında laboratuvara belki çekiç harcarız ki muhtemelen harcarız diye düşünüyorum kara birliklerini bir an önce yükseltelim. Ee, yeni güzel saldırılar gerçekleştirelim istiyorum. Xia'nın görseli de bu şekilde belediye binası 14'e tam tamına oturmuş güzel bir görsel yaratmışlar. Hemen X yayından sonra da bir başka savunmamız Havan. Havan'da da aynı şekilde belediye binası tonları çok güzel olmuş. 18 gün süren bir yükseltmesi var. 17 milyon 500 binde altın ihtiyacınız var. Saniye başına da 6 hasar artmış. Hit point olarak da 150 puan artmış arkadaşlar. Yani belediye binasının herhangi bir seviyesinde ben havanı pek sevemedim. Havanın en etkili olduğu belediye binaları 8, 9, hatta 7, 6 oralarda. Çünkü okçuları bam diye öldürüyorlar. Barbarları, goblinleri öldürüyorlar. Çok güzel ama yani bir havan Böyle gelip de yetiye çok fazla hasar vuramıyor arkadaşlar. Atıcıya da çok fazla hasar bırakamıyor en basitinden. Yani bir binici olsun, madenci olsun. Kara saldırılarına doğru düzgün hasar yok. Hatta en düşük hasar bence e, havanlarda var diyebilirim. Çoklu havan yaptığınızda daha güzel iş yapıyor. Onda da bir tane hakkınız var, bir tane kullanabiliyorsunuz. Görselini zaten bahsetmiştik. Görseli gayet güzel olmuş. Burada bir sıkıntı yok. Hemen devam edelim. Şimdi burada da süper atıcıyı sizlere gururla sunmaktayım arkadaşlar. Görseli bu şekilde. Atıcının yani süper atıcının görseli çok güzel olmuş. Alt tarafta ordu e, temalarında da gözüktüğünde gayet başarılı. Ellerindeki taşların rengi pembe olmuş. Ve gözlerinde bir bandana var arkadaşlar. E, hemen bakalım. Saniye başına hasarları 200. Canları 2000. Onun dışında 1000 kare eksi üretiyorsunuz. 5 dakika sürede çıkıyor ve tam tamına 30 yer kaplıyor arkadaşlar. Hareket hızı da 14. Şimdi Evet, görsel bu şekilde bir savunmaya saldırı diyelim. Şuradakiler normal atıcı bakın. Burada sol tarafta gördüğünüz normal atıcı bir de maksimum atıcı. Burada görmüş olduğunuzda maksimum süper atıcı. Şimdi atıcı ile süper atıcının arasındaki fark nedir? Bakın 3 tane savunma var. 2 koridorda da. Bir iki tane inşaatçı kulübesi, bir tane de X'i var. Aralarındaki en önemli fark zaten hasarları vesaire onları saymıyorum. Daha demin saydık çünkü. En önemli özellik atıcı İki tane taş sektirirken yani bu tarafta iki tane taş sektirdiğinde birinci inşaat kulübesine ve ikinci inşaat kulübesine hasar bırakıyor. Ama X yayını hasar bırakamıyor. Süper atıcı da abi. Üç tane bakın koridorda savunma var. Üç tane sektirebiliyor. Yani süper atıcı bir vuruyor. ilk inşaatçı kulübesine hasar vurdu. Sekiyor. ikinci inşaatçı kulübesine hasar bırakıyor. Yetmiyor abi. Arka taraftaki X yayına da hasar veriyor. Yani bu açıdan çok güzel ama 30 birimlik yer kaplaması bakalım nasıl plan olacak. Yani süper cadı geldiğinde o da çok fazla yer kaplıyordu ama süper cadılı güzel saldırılar oluyor. Bir de iskelet miskelet çıkartıyordu. Ee, çok fazla kullanılmasa da profesyonel oyuncular, e-sporcular tarafından kullanılan bir birlik süper cadı. Aynı şey atıcı için geçerli olacak mı? E-sporcular, profesyonel oyuncular mı kullanacak yoksa hepimiz kullanabileceğiz mi arkadaşlar? Bakalım. Onu zaman gösterecek. Çünkü çok fazla yer kaplıyor dediğim gibi. Şifacılarla falan güzel ayarlama çekilmesi lazım. Geçelim bir sonraki fotoğrafımıza. Buradaki fotoğrafta da atıcının görselini daha net bir şekilde göstermek istedim. Bandana'ları turuncu, ellerinde eldiven var ve attıkları taş da mor renginde arkadaşlar. Bu şekilde görselleri bulunmakta galiba son fotoğrafımıza gelmişiz. Hemen bir köyümüze geri dönelim. Gelen güncelleme hakkında yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayınız. Güncelleme nasıl? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Yorumlarınız benim için gerçekten değerli fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada köyümün son durumundan sizlere bahsedeyim. Demiştim yani tam bitirdik ettik diye. Bütün tuzakları tamamlıyorum. Bir tane de kışla yükseltmemiz vardı. Onu da bastım arkadaşlar. Son bir tane bombamız kaldı. Onun dışında 15 tane de duvarımız kaldı. Ee, ve bu güncelleme ile birlikte şunun da bilgisini vereyim. Ekstra duvar yükseltebileceğiz. Yani normalde son 15 duvarımda şuradaki koridoru bitirecektim. Haritamızın şu üst tarafında mavi kalan yerlerde sarı olunca başka duvar basamıyordum. Şimdi gelen güncelleme ile birlikte ee, yanlış hatırlamıyorsam tüm duvarları e, yükseltebileceğiz. Kaçıncı seviye? 15. seviye yükseltebileceğiz. Yani duvarların hepsi sapsarı ve yemyeşil olacak. Araları yeşil, e, dış duvarları da sarı gördüğünüz gibi. Altta da morluklar var arkadaşlar. Bu şekilde olacak. E, onun dışında bir de belediyemize bakalım nelerimiz varmış. Güzel biriktirme yapmışım. Çekiçlerimiz var. Bir savaş çekici çok ihtiyacım olacak yetiği basarım muhtemelen. Bir tane de inşaatçı çekicimiz varmış. Bunu da galiba X yayına kullanırız. Onun dışında madalyalarımıza baktığımızda madalyalarımızda 108 madalya var. Şu an için yeterli değil tabii ki. Ama önümüzde yaklaşan bir klan savaş ligi var. Oradan da güzel bir çekiç topladığımızda güzel madalya aldığımızda muhtemelen kullanabileceğimiz çekiçlerimiz olacak. Hatta o zaman güzel bir video çekeriz. Güncellemeye. Çekiçlerimizle birlikte merhaba deriz arkadaşlar. Köyün yarısını tamamlarız o zaman. Yani en azından laboratuvarda iki tane yükseltme yaparız. Savunmalarda da bir şeyler basarız. Yanlış hatırlamıyorsam hayvanlar ve kahramanlar hakkında şu an bir bilgi gelmedi arkadaşlar. Benim bilgim bu yönde. Varsa da bilgim yok açıkçası. Bilenleriniz varsa onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim diyorum. Ve yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.